ediyorsan bu niye böyle? Birlikte öğrenelim, gel hadi şöyle. Olaylar karışınca haliyle yetişeceğiz egeli verir süratle. Sudan sebeplere takılıp kalma, boş laflara hiç kulak atma. Sen büyük insansın, sakın korkma, gerçeğe giden yoldan şaşma. Bilimden ne haber? Tüm haberler bizde. Bilimden ne haber? İyiyiz biz sizde. Bilimden ne haber? Tüm haberler bizde. Bilimden ne haber? İyiyiz biz sizde. Vay aralı başım. Güzel kardeşim, ne olur 2 dakika geç giriver yayına. Sabah kahvaltı yapmadım zaten. Şu ballı ekmeği hüpleti vereyim ha? Hadi bırak hadi. Çalma bir topa. Zaten yayına girmiş miydin? Hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün bilimden ne haberin konusu arıların gizemli dünyası. Daha önce sizi hiç arı soktuğumu bilmiyorum. Ama ben deniz iğnesini çok yemişimdir. Hatta bir keresinde gözümden nişan almıştım mübarek. Bu anımla ilgili bir fotoğrafımı sizinle de paylaşmak isterim. Heh, işte buldum. Bundan birkaç sene evvel arıların gazabına uğramış, bu hale gelmiştim. Yaşıtlarımın sinsi gülüşlerinin altında ezilmek ne kadar zordu anlatamam. Her neyse, acı günler geçmişte kaldı. Şimdi bizi meraklandıran şey şu. Küçücük arı, zehriyle gözleri karartıp yanakları şişirirken aynı anda şifalı tatlı bir balı nasıl burada yapabiliyor? Meseleyi aydınlatmak için hemen sevgili muhabirimize bağlanalım. Evet Nurettin, söz sende. evet Nurettin, söz sende. Duydum duydum. Resimde çok yakışıklı çıkmışsın Hayrettin. Tamam tamam, kızma. Evet sayın seyirciler. Muhabiriniz Nurettin yine yaptı yapacağını. Çalı çırpı kılığına girerek arı kovanının içine gizli bir kamera yerleştirdi. Kısacası çok gizemli arı kovanına an itibarıyla sızmış bulunmaktayız. Ne demek efendim, vazifemiz. Çok ilginç görüntüler kaydettik. Ama o videoları izlemeden önce Şom emmi ve Yetiş teyzeye mikrofon uzatalım. Bakalım onlar bize neler söyleyecek. Şom emmi. Diyorlar ki zehirli bir böcek olan arı bu şifalı balı nasıl yapabiliyor? Aynı bedende hem şifa hem zehir ikisi birbirine karışmadan nasıl duruyor? Sen de nelere kafa yoruyorsun ha? Bu işleri merak edeceğine ben sana nasıl baldan daha fazla kazanç sağlanır onu anlatayım. Bak şimdi, kovanın önüne birer kavanoz vişne, çilek, kayısı, reçeli koy. Arılar onu yesin, meyve aromalı bal yapsınlar. Paraya para demezsin. Nasıl yani? Yine açtı Şom ağzını he mi? O ne anlar yavrum arıdan, arıcılıktan? Geçen sene şeker yedirmekten tüm arıları şeker hastası etti. Arı dediğim çiçekten çiçeğe konacak. Sonra o tozları bal yapmak için çalışacak ki balı lezzetli olsun, çiçek gibi koksun. Çalışmayana hiçbir şey yok yavrum. Bak bana, ömrüm hep çalışmayla geçti. Hacca kız, bekle ben de geliyorum hayvan otlatma. Evet sevgili izleyiciler, büyük han geldi. Hadi içeride neler olduğunu gelin birlikte görelim. Hayret ya, altıgen kutucuklar yapıyorlar. Yoksa arılar matematik dersindeler mi Nurettin? Bu sorunun cevabını inan ben de bilmiyorum Hayrettin. O zaman cevaplarımızı almak için hemen her bilim dalı başkanı Aydın Hoca'ya ve Hikmet Amca'ya bağlanalım. Yayınımıza hoş geldiniz sevgili konuklarım. Önce Aydın Hoca'ya sormak isterim. Hocam, arıların bu altıgenlerle işi ne? Arılar petek yapıyorlar, sonra da onun içini balla dolduracaklar. Peki neden altıgen? Şimdi yıllar önce bir İsveçli, bir Alman, bir de İngiliz bilim adamı... Aha, temel fıkrası geliyor. En iyi şekilde depolama yapmak istenirse 70 derece 32 dakikalık açıyla altıgenler yapılmalıdır demişler. Arılar da peteklerinde de bu açıyı kullanıyor. Yani balı daha iyi depolamak için mi altıgen şekiller yapıyorlar? Evet. Fesubhanallah.
İkinci videoya geçelim. İşçi arı içerideki arıya çiçek tozu getiriyor. O da onu işlemlerden geçirip bal yapıyor ve dökülmesin diye üzerini bal mumuyla kapatıyor. Ey yarabbi! Bak sen şu arılara! Bu görüntüyü de açıklayayım. Arı bir yerde çiçek bulmuş. Bu hareketlerle arkadaşlarına çiçeklerin konumunu söylüyor. Acayip! Şimdi bu hayvanlar matematik biliyor, depolamayı biliyor, koordinat girmeyi, bal yapmayı, paketlemeyi hepsini biliyor öyle mi? Biliyor diyemeyiz de içgüdüsel olarak yapıyor. İçgüdü değil de ilham diyebiliriz. Nereden çıkardınız efendim? Arının küçüklüğünden, işinin büyüklüğünden. Bal arısının ömrü 6 hafta kadardır. Bu kısa sürede arı tüm bu işleri kusursuz yapıyor. Üstelik iğnesinden zehir, ağzından bal damlıyor. Arının bu davranışları bize, ona ilham eden birinin varlığını gösteriyor. Allah Allah! Burada çok ilginç şeyler oluyor Hayrettin. Arıların hepsi birden kovandan çıktı. Neler oluyor anlayamıyorum. Saldırmaya hazırlanıyorlar. Kaç oradan! Ne? Anneciğim! İmdat! Oo! Yandım anam! Biri bana yardım etsin! İmdat! Bilimden ne haber? Tüm haberler bizde. Bilimden ne haber? İyiyiz biz, siz de.